Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar sizlere KVK'mızın nasıl gittiği ile ilgili biraz şöyle yorumlayacağız haritayı. Arkadaşlar ee, savaş çekmek isterdim fakat bizim tarafımızda savaş dönmedi gibi bir şey. Yani 25 krallığı bizim karşımıza gelmedi. Onun yerine 28 tarafına gitmeyi tercih etti. Ben de hatta farkındaysanız böyle kendi bayraklarımıza değilim. Rastgele TP ile buraya geldim. Burada ee, bir yandan çıkıp çıkıp 28'in tarafında 25'e karşı savaşmaya çalışıyorum bir yandan. Ki bizim birçok oyuncumuz da buradan aşağı inerek alan savaşında 28'e yardımcı oldu. Bizim karşımıza dediğim gibi pek gelmediler arkadaşlar. Yani çok direnç göstermediler. Çünkü bizde savaştıkları için biliyorlar açık alanda veya bayrakta bize karşı kaybedeceklerini. Onun için çok karşı durmadılar. Biz onun için buradan itibaren iterek kapıya kadar gitmeyi planlıyoruz. Zaten üst kapıyı aldık. kapıyı da aldıktan sonra kapılar komple güvenli olacak. Anka e, kalesini attık buraya arkadaşlar bu kalede bitmesine çok az kaldı bu kale bittikten sonra da şu e, birliğinin bayraklarını kesip tek birlik bırakacağız burada Pogo'yu e, 25'i artık bunu 28 herhalde tek e, krallık olarak yani tek birliğini ha halleder diye düşünüyorum e, halledemese biz mecburen tekrar buradan bayrakla inip e, destek çıkacağız mecburen yani onu yapacak bir şey yok. Yani şu an için bu şekilde gidiyor. Bir yandan da e, burada 30 AH birliğinde e, kapılardan çıkmaya baş, başladık. Burayı da yıkacağız. Zaten şu kaleyi yakıyoruz şu anda. Şuradan bayrak bağlantımız var buraya. E, buradan da çıktıktan sonra e, zaten artık buradan da bayraklar atılacak. E, şu kapıyı aldıktan sonra mabet ilerlenir. Buradan kalça tarafına inilir arkadaşlar. E, bu 25'i komple Zarate'de bırakacağız. Yavaş yavaş Zarate'den de geriye doğru e, itmeye başlarız bir süre sonra. E, i̇lk hedefimiz ama e, kalç olur muhtemelen. E, diğer müttefiklerimiz ne yaptı? Biz şimdi burayı kazandık diyebiliriz. Yani e, Dimbokro'yu e, biz zaten bu kapıyı aldıktan sonra dediğim gibi tek e, şuradan da Ankara birliğimizle bayraklarla burayı kestikten sonra tek bir birliği kalıyor. E, o birliği de artık 28 dediğim gibi halleder. Halledemez biz mecbur. Buradan bayraklenip e, yardımcı olup e, burayı bitireceğiz. Yani bu bu zon güvene girdi. Zaten Okuri <laughs> bizim güvenli zonumuz. Buraya herhangi bir bayrak atımı olmadı o yüzden. Ee, burada 21 çıkmaya zorladı aşağıdan. Sonradan yani şeyler 03 krallığı tekrar kontrolü bir bir tık ele aldı. Ee, bu zonda 18 bu, e, bu taraflardan zıplayarak yani şuralardan zıplayarak çıkmaya çalıştı. Fakat 23'ünde 23'ün de desteğiyle beraber 2'ye 1 03 çok seri bir şekilde e, 18'i kestiler. Ee, sarılarla da 3 4 saat savaşıp sarılar da bitirdiler ve bizim haps olan Yeşillere yardıma indiler. Yeşiller zaten buradan çıktı arkadaşlar. Ee, bu gördüğünüz taraftan. Buradan artık yavaş yavaş sarıları bitiriyorlar. Ee, buradan da çıkmışlardı. Pembeler tekrar buraya döndü. Ee, burayı tekrar ittiler. Yani şu, şuralara kadar falan gelmişlerdi. Şu hieronun hizasına kadar. Sonradan geri ittiler ama tabi geri çıkarlar artık. Şuraya 26 gördüğünüz gibi kale attı. Buradan e, 0-3 ile beraber e, temizliğe temizliğe geleceklerdir burayı. Şu an e, tek e, karşı taraf için tek yer kalça kaldı. Yani kalçaya muhtemelen ben yapılacaklarını düşünüyorum buraya. Burada savunma belki yapabilirler ama burada artık ne olur? 26 ile 0-3 buradan biz de 28'i üst taraftan baskı yapacağız. Adamlar zaten arada kalacaklar. Bir yere kadar dayanabilirler. Şu an için KVK %80 bir aksilik olmadığı takdirde tabii her şey hiçbir şey %100 değildir. %80 bin arkadaşlar. Beklediğimizden hani bizim açımızdan baktığımızda biz hani savaşırız falan diye bekliyorduk. E, 23 burada kalesi vardı. O şimdi yıkıldı. Şuradan dedik hani belki beraber giderler 25'le ama 25'i burada tek bırakıp onun yerine e, buraya gidip 0-3'e 18'le beraber saldırmayı tercih ettiler. E, 21'de buradan arkadan çıkma girişim yapacaktı. Ama benim bugün gördüğüm bir hata yeşilleri çok serbest bıraktılar. Burada çok serbest bırakınca da yeşiller bir anda çıktı. E, yani burada 0-3 ile uğraşırlarken 26 buradan bayraklarla çıktı artık kalesini falan da attı yani kolay kolay da artık burada hapsedemezsin zaten hapsedecek bir şey kalmadı adamlarda 18'i de zaten buradan bir, yer, bir yerden sonra e, komple buz olana 03 0-3 0-3 ile beraber 26'da e, 18'e şey yapacak yavaş yavaş yani şöyle diyeyim e, 23 tarafından şey geldi zaten hani biz artık savaşmıyoruz çekiliyoruz gibisinden bir sarılar e, pes etti gibi bir şey oldu e, onun haricinde 21'i çok suçladılar böyle 21'in üstüne chatte yani kingdom chatte birbirleriyle kavga ettiler e, 21'i suçladılar 21 hiçbir iş yapmadığını söylediler ama şunu unutuyorlar bence burada 21'in iş yapmaması değil ben 21 03 daha güçlü bir krallık, daha sağlam bir krallık 21'e göre. Burada 21'i 18 yalnız bıraktı. 18 krallığı. O yüzden 21 burada birebir bir savaşta bir şey yapamadı yani. Çünkü karşınızdaki krallık size göre güçlüyse yapacağınız bir şey yok. Ve organize bir krallıktı yani. Kore krallığı zaten morlar. Onun için burayı bitirdiler. 18'den aşırı bir destek göremediler. 18 krallığı pek dediğim gibi çok savaştı diyemem sarılar da öyle. Sarılar ve pembeler çok savaşmadı. Burada en çok savaşan yani karşıda 25 krallıydı gerçekten. Bize karşı da çok aktif savaştılar. Biz burada üstün gelmiştik ama tabii ikiye bir kalmamak için geri çekilmiştik. Ama şurada bir hayal kırıklığı yaşadık. Yani burada bize karşı savaşmayıp gidip 28'e karşı savaştılar. Biz bize karşı da savaşmalarını isterdik burada. Yani biraz böyle boş bayrak yakma gibi bir şey oldu bayrak savaş falan da dönmedi bizim tarafımızda. Ee, burada zaten bu bir anda bayraklar çıktı. Burada o yüzden Anka kalesine attığımızı söylemiştim. Zaten buradan da bir süre sonra Anka ile bu zondan onlar atacağız. Tek birliği kalacak. O tek birliği de artık 28 atar veya biz işte ineriz bayrakla biz yardımcı oluruz. <laughs> bir şekilde atılacak yani artık. O son son kalesi gibi bir şey olacak burada. Durumlar bu şekilde. Biz hala kalemizi atmadık. Misal hani bizim kalemiz duruyor arkadaşlar. Bir kalemiz daha var elimizde onu da ne yaparız mesela bu kapıdan çıktık mabete indik buradan şey indik kapıya indik burada herhangi bir noktada lazım olur bir şey olur kale bayrak demek yerine kaleyi mesela şöyle bir konumlandırırsınız tam iki kapı arasına İşte bu kapıları kilitlersiniz daha sonra da burada savaşıp komple dışarı atarsınız gibi gibi şu anlık tutuyoruz. Ee, onun harici Zarayet'e de zaten bir, bir zaman sonra artık yavaş yavaş bunları da iteceğiz. Yani şimdi bir acelesi yok. kaynaklarımızda da e, düzgün şekilde kullanmamız lazım. Çünkü tek, tek birliğimiz var. Artı e, iki birliğimiz, üç birliğimiz daha var ama onların kalelerini de dediğim gibi saklıyoruz. Bir anda artık kaleleri atalım. Misal şu köşeye bir kale. Hemen buradan bayraklarla iki kapı kapanır. İşte e, gene bu köşeye bir kale. Şuralar kapanır. Hemen hızlı bir şekilde kapatabiliriz. Bu konuda bize 28 falan da yardımcı olur. Zaten 28'de bizden çok birlik var. 28'de yine hapsetme konusunda yardımcı olur. Buralar artık kapatılır. Hapsetsek de etmesek de zaten adamların artık kazanacağı bir şey yok. Yani ben buradan Zaten şu alt bu mabet benim bir şeyimi aramıyor yani kalıntı. Burada alacaklarımız sadece işte hieronlar, mabetler falan. bu Bunları şey sonu Kvk sonundaki ödülleri almak için alacağız. Artı adamın haçlı karesi var burada haçlı kampları falan var. Bunlar alınacak. Mesela ne olur? İşte biz 25'i almaya çalışırız. 26 buraya almaya çalışır. E, 03 veya 28 buraya alır. İkisine, e, 03 buraya alır. 28 de şuraya alır gibi. Veya 26 buraya. 28'e şeyi bırakırız. E, burayı. PH'nin olduğu sarıları. Yani o şekilde paylaşılır. Öyle paylaşırsak en azından 28 de burada e, en azından şu kapılara gelip de hem kitle açısından yardımcı olur. Hem de buralar açılacağı zaman haçlı kalelerin kamplarını almak için e, kala atar, bayrak atarlar. Evet, e, KVK bu şekilde arkadaşlar. E, benim şimdi yani birçok oyuncumuzun e, hedefi 20 30m pardon, 30m kilo ulaşmak. Ben şu an kaçlardaydım? 10 e, 7 mi? 17 falan oldu herhalde daha. Eee 17'deyiz. Daha çok kil lazım. O, onun peşinde koşacağız. Eee şeye tamamlamak için yani 25 miydi 30 muydu tam hatırlamıyorum kil en son öyle bir şeydi herhalde kilimizi tamamlayıp ödüllerimizi almaya bakacağız hatta şimdiden bakalım kilimi de kaçmışız kaç hiç bize karşı gelip savaşmadılar arkadaşlar bizi görünce adamlar geri çekiliyor evet şu anda yani 25 yapmamız lazım benim şu anda 17 diyebiliriz 17 yani kalmış şurada 8 8M kill ben kasarız ya. Yani KV kas sonuna kadar ben rahatlıkla kasabileceğimizi düşünüyorum ya. Yani 8M kill bir şey değil. Onu da artık bir şekilde şehir sıfırlanır bilmem ne olur denk gelir. Kasılır yani. yani şu an kaçtaydım ben yani kilo olarak 13 müydü? 3, 3, 3 mü kasmışım? 4 kasmışım? Böyle bir şey kasmışım herhalde. O civarlarda bir şeydim. 12 mü? Daha bir şey kasamadık yani. Dediğim gibi bize karşı savaşmalar ben çıktığım kadarıyla burada savaşıyorum. Yarın falan da bakarız. Yani biraz daha en azından Zarete taraflarında veya işte Kalça'da Malça'da devam eder savaş. Oralarda da biraz gene kil kasmaya çalışacağız. En azından 25 emi tamamladıktan sonra rahatız. En azın 25 emi tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. Ee, KVK bu şekilde arkadaşlar. Yani e, ilk ya yani bu krallığa geldik ve ilk KVK'mız gerçekten e, göç eden arkadaşlarımızla gördüğünüz gibi gayet hani Herkes böyle geliyor savaşına giriyor. Hani şurada savaş savaş da yok yani. Savaş olmaması rağmen gayet herkes e, savaş tarafına gelmiş. Şurada e, arkada olan arkadaşlar da çoğu da mesela kaynağı biteni biz diyoruz işte gidin arkada. işte neyimiz eksik mesela bayrak açacağız odunumuz eksik taşımız eksik toplayın arkadaşlar sıkıntı yok. Zaten e, çok yoğun bir savaş olmadığı için onun için onları arkaya gönderip. Bayrak içinde kaynak toplatıyoruz. Bir yandan hem kaynakların toparlasınlar. Bir de zaten bu, bu KVK bittiği zaman bir de bunun diğer KVK'si var. Aydınlı Karanlık var. Ona hazırlık şimdiden başlamak lazım. Çünkü insanlara kaynak lazım. Ee, onun haricinde zaten bizim asıl hedefimiz fetih sezonuydu. Krallığı fetih sezonuna hazırlamak için de bir yandan devam edeceğiz. Bana göç için soranlar falan çok oluyor arkadaşlar. Ben hani e, görüyorum cevap verdiğim oluyor cevap vermediğim oluyor da. Yani şu an için daha erken arkadaşlar. Göçü biz konuşacağız. Yönetim ekibi olarak konuşacağız, edeceğiz. Ondan sonra ben size zaten video şeklinde duyururum. Ee, yani çok fazla kişi alamayacağız zaten. Maksimum ne alırız? 20 kişi alırız. Veya 10 kişi alırız. Bilmiyorum. Yani çok fazla bir yerimiz de yok. Alacağımız kişiler de genelde gerçekten yani T5 alırız. Muhtemel öyle düşünüyorum. T5 e, ve komutanları iyi durumda olan, fetih sezonunda savaşabilecek durumda olan oyuncular alırız. E, çünkü fetih sezonuna geldiğimizde bizim amacımız da oraya gelmek ya. Şimdi T4 oyuncunun orada bir oynamasının mantığı yok arkadaşlar. Gerçekten T4 oyuncuya göre bir KVK sistemi değil. O yüzden biz de öyle ayarlayacağız. Ee, onun haricinde kısaca şuna değinim. Artemis ile ilgili böyle bir sorular sormuşsunuz. Artemis arkadaşlar bana 50 heykel fazladan geldi. 50 tane evrensel heykel fazladan geldi. Bu da güzel oldu yani. E, tekrar ben fullledim bu arada. E, kaybımız zaten şöyle hani alan vuruyordu. Yüzde, kişi sayısına göre %15 azalma var. Bu çok çok hani böyle ağam şu an bir düşüş değil. Normal olabilecek bir şey. Hala Artemis güçlü yani. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ondan yana hiç şüpheniz olmasın. Artemis hala güçlü bir garnizon komutanı. Yeni gelen garnizonla da denenip görüldüğü zaman anlarız zaten. Evet. Video bu şekildeydi. Gene sorularınız olursa e, sorabilirsiniz arkadaşlar. Kvk bizim için güzel gidiyor. Ee, i̇lk Kvk'mızdı. İlk Kvk'mıza win kapatmak bizim açımızdan da hem krallık açısından moral olacak yani bütün oyunculara. Ee, en azından bu zonda hızlı bir şekilde şu savaş şeyini kapatırsak hızlı bir şekilde oyuncularımızı e, fetih sezon e, fetih sezona doğru gelen aydınlık karanlığa hazırlayıp daha sonra onu da inşallah win kapatırız. Yani bu şekilde oynarsak kapatırız. ki Gerçekten savaş zamanında çok aktifiz. E, gece ben bu gece giremedim hani iş işe gideceğimden dolayı ama gece e, açıldı kapılar geceyi 1.40 mıydı 2'ye doğru açıldı ona rağmen hani gören şey yapan arkadaşlarım şunu diyor çok kalabalık tutuyor o saate rağmen gerçekten e, şu anda e, hedeflerimiz doğrusunda güzel giden bir krallık var inşallah e, fetih sezonuna vardığımızda da tam böyle istediğimiz noktaya getirip krallığı e, o kvk'larda en azından keyif alarak yenilsek bile keyif almak lazım bu oyundan. Yani savaşarak yenilmek var. Bir de böyle hiç savaşmadan gene 1006'da yaşadığımız gibi 30-40 kişinin savaşıp böyle sırtını yüklenip hammal gibi krallığı sırtında taşımaya çalışan oyuncularla oynamak var. Yani burada tüm oyuncular her e, herkes taşın altına elini sokacak arkadaşlar. Yani böyle olması lazım. Evet. E, burada artık kapatıyoruz videoyu. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.